kullanan şiddete karşı Karabük'te maden işçileriyle paylaştım ekmeğimi. Bu şehrin belediye başkanı olma görevini yaklaşık 5 yıl önce göğsünde bir onur madalyası olarak taşımaya başladım. Birlikte İzmir aşkıyla hiç yorulmadan çalıştık. 2019 yılında seçim beyannamemde yer alan 16 ana başlık altındaki 165 projeyi işte böyle bir ruh ve kararlılıkla uyguladık. Bugün bu başlıklar altında vaat ettiğimiz 165 projeyi %87 oranında tamamlamış olduğumuzu görmekten gurur duyuyorum. Çünkü inceleyin değerli arkadaşlar. Diğer belediyelerin karnelerini inceleyin. Göreceksiniz bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu. İzmir'in gelişen ihtiyaçları, deprem, pandemi gibi nedenlerle 165 proje arasında yer almayan 15 ayrı projeyi daha başlattık ve onları da tamamladık. Bu dönemde şehrimizde ve dünyada eşi benzeri görülmemiş birçok krizi, felaketi yaşadık. Ülkemizde her geçen gün katlanarak artan ekonomik krize rağmen bugüne kadar hiç yapılmamış ölçekte altyapı hamleleri başlattık. Yaşayan körfez seferberliğiyle İzmir körfezinde koku sorununun ve kirliliğin sonunu getirdik. İzmir tarımında kuraklığa ve yoksulluğa savaş açtık. Şehrimizin bereketine, üreticimizin alın terine, gençlerimizin umutlarına sahip çıktık. 2019 başından 2023 Eylül'üne kadar İzmir'de toplanan vergilerden maliye payı ve iller bankası payı olarak belediyemize toplam 44.7 milyar lira gönderilmiştir. 65 değil. Bu dönemde belediyemiz 27.1 milyar lira yatırım harcaması yapmıştır. 12 milyar lira ulaşım sisteminin işletilmesine yönelik ESOT başta olmak üzere tüm işletmeci ulaşım şirketlerine ve İSTAŞ'a destek sağlamıştır. Bu dönemde personel gider ödemelerimiz 15.2 milyardır. Sadece bu üç kalemin toplamı 54.3 milyardır. Bunun dışındaki tüm gelirlerimizi kendi yarattığımız kaynaklarla sağlıyoruz. Nasıl mı? AAA olan yani 3A ile en yüksek kategorideki kredi notumuzla hayallerimizi gerçekleştirmek için gerekli fonları İzmir'e getirmeye devam ediyoruz. Ekonomik zorluklara rağmen uluslararası ölçekte sahip olduğumuz başarılar ve elde ettiğimiz itibar sayesinde İzmir'e görev süremizde 1 milyar euro, tekrar söylüyorum, görev süremiz içinde 1 milyar euro çok düşük faizli ve uzun vadeli yatırım finansmanı kazandırdık değerli arkadaşlar. Bu sayede 2019 yılından bu yana İzmir'de 2.1 milyar euro yani bugünün rayiciyle 66 milyar liralık yatırım yaptık. İzmir'den 40 alıp 1 veren anlayışın karşısında dimdik durduk. Milyarlarca liralık dev projeleri belediyemizin kendi imkanlarıyla tamamladık. Güneş balçıkla sıvanmaz. Koşullar ne kadar zor olursa olsun asla mazeret üretmedik. 7 gün 24 saat hizmet ilkesiyle çalıştık. Bu süreçte 2019 yılında İzmir için vaat ettiğimiz 160 projeden 7'sini tamamlayamadık. Bunlardan biri elektrik fabrikası. Bunu neden yapamadığımızı herkes biliyor. Diğer bazı projelerin gerçekleşmeme nedenleri de buna benziyor. Elbette yılmadık, ya bir yol bulduk, ya bir yol açtık. Ve İzmir'e birçok hizmet kazandırmaya devam ettik. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, her fabrika bir kaledir. İşte bu sözden aldığımız ilhamla Şaşal Su Fabrikası, Bayındır Süt İşleme Fabrikası, İz Dönüşüm Fabrikası, Ödemiş Et Entegre Tesisi başta olmak üzere şehrimize 4 Cumhuriyet Kalesi kazandırdık. Bu akşam şayet bir kere daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsem İzmir'de uygulamak istediğim yeni programın omurgasını da burada ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir yandan gelecek dönemin hedeflerini anlatırken diğer yandan geçtiğimiz 5 yılda bu doğrultuda tamamladığımız bazı çalışmalara da referans vereceğim. Ben Seferihisar'da 10 yıllık, İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki 5 yıllık ve Avrupa Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardaki tecrübelerim doğrultusunda İzmir'i Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak bir uyum şehri olarak tahayyül ediyorum. Bu vizyonumuz bir ayağıyla kendi aramızdaki uyuma yaslanıyor. Diğer yanıyla tüm fiziki ve beşeri sermayemizin temel kaynağı olan doğaya uzanıyor.
Vizyonumuzu oluşturan diğer bir özellik, geçmişimizle, köklerimizle olan güçlü bağlarımız. Ve son olarak daima yenilenen, dönüşen, yani değişimle uyumlu bir İzmir için çalışıyoruz. Böyle bir şehre kavuşmanın yeni dönem seçim beyannamemi de oluşturan 7 ana başlığı var. 1. Güvenli yaşam. 2. Refahın büyümesi ve adil dağılımı. 3. Yerel demokrasi. 4. Sosyal gelişme. 5. Doğayla uyum. 6. Geçmişten öğrenmek. 7. Geleceğin inşası. Yani şunu demek istiyorum. Bu şehirde her şeyden önce vatandaşlarımızın can güvenliği olmalı. Bu 50 yılı aşkın süredir ihmal edilmiş altyapı yatırımlarımızın, kentsel dönüşüm hamlemizin ve devasa ulaşım projelerimizin devam etmesi anlamına geliyor. Bununla beraber her bir İzmirlinin refahını büyütmek ve bu şehrin ekonomik gücünün adil dağılımını sağlamak zorundayız. Burada ülkemizin en temel sorunu olan gelir adaletsizliğini çözmek için bir genel yönetim olarak yapmamız gerekenleri kastediyorum. Bir sonraki hedefimiz insana yatırım. İzmir'i kent ölçeğinde geliştirmekle yetinemeyiz. En arkada olanı en ileriye, en dezavantajlı olanı en yukarıya ve dört başı mamur olanları da daha iyi noktalara taşımak zorundayız. Bu da ancak sosyal gelişmeye, yani eğitime, sanata, yardımlaşmaya, spora ve elbette çocuklara, gençlere yönelik icraatlarla mümkün olur. Yeni dönemde bu çalışmalarımızı daha da öne çıkararak İzmir'in sosyal gelişmesini teminat altına alacağız. 5. hedefimiz ise bizi çağımızın en temel zorunluluğu olan doğayla uyuma taşıyor. İzmirlilere daha çok beton veya kirli bir körfez değil, parklarıyla, yollarıyla ve tüm kamusal alanlarıyla nefes alıp veren bir şehir lazım. Bu konuda İzmir'de görülmemiş yatırımlar yaptık, çalışmalarımızla dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz. Bizim rehberimiz yalnızca bugünün sığ menfaat ilişkileri olamaz. Bugün dediğimiz şeyin bir kolu geçmişe, diğer kolu ise geleceğe uzanıyor. Bu nedenle geçmişimizden ilham almaya ve toplumun tüm kılcallarıyla geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Bir yandan somut ve soyut kültür mirasımızı korurken, öte yandan en yeni teknolojileri İzmir'e kazandıracağız. Burada sizinle paylaştıklarımın hiçbiri ham hayal değil. Elimizdeki kitapçık, bu 7 hedefe doğru giden yolculuğumuzun sayısız ispatı ve müjdesiyle doludur. Halkımız takdir eder ve yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsem, İzmir için başlattığımız kısa ve orta uzun hizmet seferberliğini canla başla sürdürmeye devam edeceğim. Sayıştay meselesi kara kaplı bir dosya gösterildi. Değerli arkadaşlar, yüz binlerce işlem yapmış İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki o dosyada gösterilen maddeler tahmin edeceğiniz gibi çok minimum usul hataları, bir zimmet söz konusu değil, bir suç söz konusu değil. Dolayısıyla sımsıkı arkasında durabilirsiniz ve onların sorgularının her birinin cevabı var. Değerli meclis üyelerimiz, İzmir'e borçlusunuz, İzmir'e borçlusunuz dedi Özgür Bey. Bizim borcumuz İzmir'e hiçbir zaman bitmeyecek. Peki bu hükümetin hiç borcu yok mu değerli arkadaşlar? İzmir'de 2019-2023 tarihleri arasında 890.9 milyar vergi toplanmış. 44.7 milyar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılmış. Merkezi idarenin yaptığı yatırım 20.6 milyar. Yani yıllardır devam eden 40'a 1 oranı 43'e 1 olarak bu senede devam etmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyelerisiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesi olarak İzmir'in hakkının verilmesi konusunda da diğer meclis üyesi arkadaşlarımız gibi ısrarcı, hırslı, heyecanlı takipçi olmanızı rica ediyorum. Mazbatamı aldığım günden bu yana 5 yıl boyunca İzmir'in bu egemenlik meclisinde çok değerli bir şey başardık. Farklılıklarımızla uyum içinde ortak bir amaç doğrultusunda çalışabilmeyi başardık. 5 yıldır aldığımız kararların %90'ından fazlası oy birliğiyle alındı. Dün olduğu gibi yarın da İzmir için aşkla çalışacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Çalıştıkça büyüdü aşkımız.
Cumhuriyetimizin 100. yaşında kurtuluşun ve kuruluşun şehri olan bu şehrin güzel insanlarıyla Cumhuriyetimizi ve onun erdemlerini 2. yüzyılına gururla taşıyacağız. Biz Cumhuriyetiz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'iyiz. Bu ülke ve bu şehir için aşkla yüreği çarpan 4,5 milyonuz. İzmir biziz. Daima Cumhuriyet, daima demokrasi, daima İzmir. Birbirimizi alkışlıyoruz değerli arkadaşlar. 4,5 milyonun sonunda hepinizi alkışlıyoruz. Hepinizi alkışlıyorum.